Şu an heyelan oluyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Burası ne? Çüş, çok iyi. Boş takımdayım. You'll find that out in some time, but when the things are... Bu tarafa dur. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Samsun'dan Rize'ye geldik. Gözde'nin kuzeni Erdi ile buluşacağız. Onu da alıp hep birlikte Erzurum'a kayağa gidiyoruz. Her şeyi an ve an çekmeye çalışacağız. Böyle bir sürü bilgi de vermeye çalışacağız. Erzurum'da görüşürüz. Araç var mı? Oha! Şu an heyelan oluyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Şimdi bir daha geri döneceğiz buradan. Arkadaşlar buraya kadar her şey normal gidiyordu. Fakat şöyle bir şey oldu. Biz şu an ikinci gündeyiz. Erzurum'a gidemedik. İki farklı yol denedik. Zaten buraya kadar gördünüz. Heyelan atlattık. Tüneller kapandı. Yılmadık ikinci sefer. Şavşat yolundan Erdahan'a bağlanıp tekrar Erzurum'a gitmeye çıktık. Ama bu sefer de yolda çok karlanma oldu. Orayı gösteremedik sanırım. Çığ düşmüş. Yol kapanmıştı. Tekrar Rize'ye döndük. Sonra dedik yani olmayacak herhalde. Biz Rize'ye dönelim. Oradan da Samsun'a geri dönelim dedik. Sonrasında üçüncü bir yolun planlamasını yaptık. Üçüncü de umarım Erzurum'a gidebiliriz ve bu videoyu kayak merkezine kadar götürebiliriz Erzurum'da. İnşallah görüşürüz. An itibariyle Erzurum'dayız. Biz geçen seneki videomu izlediyseniz Erzurum. Yine orada kalıyoruz. Saray Otel. Bir tık erken gelmişiz. Bu yüzden otel daha şu an hazır değil. Ama giriş işlemlerimizi yaptık. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Sizi çağ kebabına götürüyorum. Şimdi bakın şurada cadde çağ kebabı yazıyor ya orası. Ana kapalı. Burayı iptal. Şimdi Erdi'nin farklı bir önerdiği dönerci var. Dönerciye gidiyoruz. Mekan burası arkadaşlar, bu dönerci. Giriyoruz. Fiyat böyleymiş. Mekandan çıktık. Puanın 10 üzerinden. 3. Geçen sene daha güzeldi. Bir tık bozmuşlar. Fiyatta büyük ayran artı dürüm sabaha 38. 38'di yani. Burası ismi. Şimdi otelden çıkış yaptık. Otele yakın bir yerlerde böyle dolanacağız. Elimizden gelince çekmeye çalışacağız ama böyle az az çekip bir an önce sizi kayak merkezine götürmek istiyoruz. Bu arada otelden bahsedeyim, kaldığımız otelden. Gördüğünüz zaten içerisi öyle çok mükemmel değil ama şu anki olduğumuz ekonomide bu fiyata kalabilmek bence çok güzel. Yani ben çok daha yüksek bekliyordum fiyatını. İşte amacımız sadece kalmak, yani yatmak olduğu için gayet aynen ideal bir otel. Fiyatlardan da bahsedeyim. Kaldığımız otel Saray Otel ve fiyatı 2 gece kalacağız. 350 TL ödedik. Geceli 175 TL'ye geliyor. 2 kişilik odalar. Kişi başı fiyatı 175 TL. Aklınızda bulunsun. Full dağlar kar. Üçüncü Ökkeş Usta'yı görüyoruz. Bayağıdır da yürüyoruz. Şu Ökkeş Usta'ya girelim. Çünkü Erzurum'un meşhur bir kadayıf dolması varmış. Aynen bunu deneyeceğiz şimdi. İçeri girelim. Şimdi çıtırlı bir de cevizli sipariş ettik. Yani evet, 6-7 falan. Fiyatlardan bahsedeyim. Biz toplam 3 çay, 1 fanta, 4 tane de işte tatlı 106 TL ödedik. Tatlarına gelirsek de ben cevizliyi daha çok beğendim. Gözde de fıstıklı olanı daha çok beğendi. Strike attı Gözde. Hadi 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 be. Aynen geliyor. Oo, strike lan. Kimi çeksem strike atıyor. Hadi o bir tane. Hadi hadi hadi. Erdi hazır mısın Erdi? Geliyor. Aha da strike. Aha da.
Çok beğendik, çok güzeldi. Dünyada tekiz abi. Şimdi çağ kebaptan çıktık, fiyatları zaten söyledik. Çağ kebabın tanesi 16,5'tü. Çağ değil, cağ. Cağ, özür dilerim, cağ kebabı. Bayağı da güzeldi bu arada. Fiyatı da normal geldi bize. 4-5 tane yeseniz maksimum 100 TL tutuyor yani. Otele gidiyoruz. Yarın aha, kayakta. Görüşürüz. Bunu nasıl kötü dersin? Arkadaşlar günaydın. Yeni bir gün. Şimdi küt böreklerimizi yedik. Fiyatlardan bahsedeyim hemen. Güzeldi küt böreği. Bir porsiyonu 35 TL'ydi. Yanında kola içtik. 20 TL'ydi. Şimdi artık daha uzatmıyorum ve Palandöken'de görüşüyoruz. Şimdi Dedeman'dan çıktım. Buradan 3 tane ayakkabı denedim. Ya hepsinin kopuk bağlamaları, ip bağlama kısımları ya yırtık verdiler falan, çok kötüydü. Board da kendi boyuma göre bulamadım. Çok beğenemedim. Şimdi başka bir yerden kiralamaya çalışacağım. Gözdeleri falan buradan kiraladık. Geçen sene şuradan kiralamıştım. Bakın Erzurum Vali Kayak Kulübü. Burada geçen sene bir board vardı. Çok güzeldi. Eğer duruyorsa buradan kiralayacağım. Çok şükür kiraladım. Bir an bu da bitecek diye çok korktum. Bu turdan sonra zaten çıkıyoruz. Arkadaşlar gözüne bakmayınca çok güzel kayıyoruz da gözüne bakınca. Evet. Yani ben daha önce güzel kaydım. Çıkadı önümden. Düştüm ama. Hem de yüzüstü. Valla. Evet. Şimdi boardlarımızı kiraladık. Burada birkaç deneme turu yaptık. Şuradan biletleri satın alıyoruz. Bilet fiyatlarını hemen koyuyorum. Burada da var kayak kiralama. Şurada Dedeman'dan kiraladık. Dediğim gibi çok güzel değildi. Şurada valilik kayak odası var. Oradan kiraladım. Şuradan da şimdi teleferiye binip ve çıkıyoruz. Bu tarafa dur. Oha burnum burası kızarmış. Bak şeyden, gözlükten. Arkadaşlar şu an iki tur attık. Aşırı özlemişiz. Benim sezonun ilk açışım. Palandöken'de şu an çok güzel. Pistlerin hepsi çok güzel. İyi, yeterli kar. Şimdi kafeteryada oturduk. İlk izlenimlerini alayım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kafeteryadayız. Buradaki fiyatlardan biraz bahsedeyim. Sonra buradan bir şeyler alalım. Sonra tekrar daha çıkarız. Çay yedi. Mesela sıcak çikolata 25. Yani fiyatlar bence bayağı iyi. Şimdi kostüm değişikliği, formamı giyiyorum. Şimdi Ejder pistine geçiyoruz. İlk defa kayacağım. Geçen geldiğimizde kapalıydı orası. Şu an açık. Hava da çok güzel şansımıza. Pistler bu arada çok güzel. Burası ne? Çüş, çok iyi. Arkadaşlar bura ne? Bu manzara ne? Bu manzaraya bakın ya. Çok güzel arkadaşlar. Şu ejderden böyle dolanarak indik. Devamında şurada kolay bir pist var. Bir de şurada bir pist var. Kuzey pisti. Burada sanırım öyle pist namına çok bir şey yokmuş gibi. Şimdi inelim. 12 seconds later. Ben de gidemiyorum. Oturarak gittim bir kısmını arkadaşlar. Hani düştüm, duramıyorsun zaten. Direkt kendi gidiyor. Pistin buradan böyle durduğuna bakmayın. Orada olunca çok daha dik duruyor. Son durum güncellemesi. Biz o lanet yerden indik. Ama zor bela indik. Tekrardan ejdere çıkıyoruz. Zor tarafa değil de kolay taraftan ineceğiz. O kısmı da göstermeye çalışacağım size.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Şu an kolay yoldayız. Burası o kadar düz ki, yani başta hızını alamazsın, burada hep yani yavaş yavaş gitmek zorundasın. Borçlular için konuşuyorum. Ama kayakçılar için güzel bir pist çünkü manzarası çok güzel. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first day. You're so fine. Kayak merkezinden çıkıyoruz. Buradan otele mi geçeriz yoksa yemeğe mi geçeriz bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bugün için? Çok yorucu. Board için ne düşünüyorsunuz? Yapmayın. Hayır, yapın. Ya var ya, ama bilince güzel. Acemi için çok yorucu. Çok şükür bugünü de bitirdik arkadaşlar. Kazasız belasız sakatlanmadan. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Şu an Palandöken'de ikinci günümüz. Dün tekrar aynı çağ kebapçıya gittik ve şu an kahvaltıdan yine aynı yere gittiğimiz için oraları tekrardan çekmedik. Bugün Palandöken'deyiz. Elimizden gelince her yeri çekmeye çalışacağız yine. Şimdi bugün Gözde farklı bir yerden kiralama yapacağız. Orayı da gösteririm. En azından dağdaki 3 farklı yerdeki kiralama fiyatlarından sizi bilgilendirmiş oluruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar burada bilet ofisi var ya, hemen yanında kayak kiralama yeri var. Buradan bugün kiralayacağız. Fiyatlara bakalım beraber. Board takımı da 250. Tamam, buradan kiralayalım. Baksana buradaki ayakkabılar falan da daha yeni. Dünkü senin bayağı kötüydü yani. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to a... Biz şimdi bu valilik tarafından yine kiraladık bugün. Fiyatları dün bahsetmediysem hemen bahsediyorum. Board 250 ama indirim yapıyorlar. Kayaklar 150. Yine aynı şekilde onunla da indirim yapıyorlar. İndirim illa isteyin. Mont ve pantolon o da 150 ya da 100, orayı tam bilmiyorum. Kasklar da 50 TL olduğunu biliyorum. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi çıkıyoruz. Bu sefer gondol tarafından normal kayacağız. Bakın şöyle bir pist de yapmışlar. Şurada rampamız var. Şurada demir çubuklar falan var. Böyle yani bir... Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a wall. At bir slalom at. Kar at bana. Kar at. Reisim benim be. Nasıl gidiyor Hakan Bey? Çok iyi. Bu iş balık tutmaya benzemiyor. Şimdi arkadaşlar 2-3 tur attık. Kafeteryada dinleneceğiz. Çok susadık. O iyi. Pazar günü çok kalabalık olur dedik ama teleferikte de çok sıra yok. Kafeteryada da. Know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that I... Tekrardan arkadaşlar ezler pistine geldik. Ama bu sefer şuradan çıkmıyoruz. Direkt şu kolay pistten ilerleyeceğiz. Been some time, but when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. Bak bak söylüyorum. Ejder kısmı nasıldı? Güzel. Sen kayarken kısım güzeldi. Diğerleri hep kayamadı. Evet, bir tık üst taraf düz olduğu için snowboardlar için biraz şey yani. Hiç kısız kesmeden gitmek lazım. Şey yapmak lazım. Sılamak. Can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. An itibariyle Palandöken serüvenini şu anlık bitirdik. Aşırı güzeldi. Şansımıza güneş aşırı iyi. Ki pazar olduğu için sabahtan boştu ama öğleden sonraki kalabalığı göstereyim size. Şurası teleferik sırası. Bir de o tarafı görün. Şu boardları falan teslim edeyim, ondan sonra orayı da göstereceğim size. Of, bitti ya. Ama bu son kayak tatilimiz değil. Yine farklı yerlere gitmek istiyoruz. Ama Palandöken kesinlikle çok güzeldi. Dün o kadar kötü dedim ama ejder pisti çok güzeldi ya. Özellikle hani böyle bilenlerle kayarsan eğer, hani hiç durmadan
çok zevkli. Manzarası falan zaten aynı şekilde çok güzel. Neyse bunları zaten konuşuruz. Ben artık şimdi boardumla vedalaşacağım. Öğleden sonra da kalabalık bu şekilde oluyor pazar günleri. Burada da böyle kızak kayanlar falan. Bayağı kalabalık yani pazar. Burası da böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şey bir değişiklik yapıp çağ kebabı yemeye gidiyoruz. Yemez misin? Yenir ama canım. Müptelası olduk resmen oradan. Yine kayak pantolonlarıyla çağ kebapçıya geldik ya. Şöyle bakın bak. Yine bir değişiklik yapıp arkadaşlar buraya geldik. Mekana işbirliği falan yapsak bu kadar gelmeyiz ha. Bu sefer şey de yedik, kadayıf dolması da yedik. Çok güzeldi yani ilk gün götürdüğümüzde sizi Ökkeş tatlım öyle bir yere gitmiştik ya. Ondan kat ve kat daha güzeldi burada yani. Çağ kebabı yemeye gelirseniz muhakkak bence kadayıf dolmasına da şans verin. Zaten Erzurum'un meşhur tatlılarından. Ben çok beğendim ya da kebabın üstüne mi güzel gitti anlamadım ama çok beğendim. Şu arkama bakın. Şu an neredeyiz? Tortum Şelalesi'nde. Yolumuzun üstündeydi. Dedi ki yerde burası çok güzel. Burayı da bir gösterelim. Şimdi oraya gidiyoruz. Dere falan kurumuş ama umarım şelale akıyordur. Aa, burada Tortum Gölü'nde bakın tekne turu, deniz bisikleti falan yapılıyormuş. Böyle iskele falan. Yazın falan aklınızda bulunsun. Ben şimdi şöyle genel hatlarıyla bir göstereyim size. Şelaleyi de gördük. Burası bayağı aşağı doğru yol yapmışlar ama çok uzun. Artık Samsun'a geri dönüyoruz. Bu videoyu da artık burada kapatayım. Elimden gelince her şeyi çekmeye çalıştım. Ne eksik bir şey olursa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım keyifli bir video olmuştur. Görüşürüz. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater